Evet, Murat Akçabay Bey, programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. İyi yayınlar. Şimdi bu 15 Temmuz darbe girişimi maalesef yüz binlerce aile üzerinde çok büyük tesirler bıraktı. Hala mağduriyetler devam ediyor. Hapiste olan insanlar var, aileler parçalanmış. Ve bu mağdurlar içerisinde mağduriyeti en büyük olanlardan bir tanesi sizsiniz. Orada yavrularınızı kaybettiniz, ailenizi kaybettiniz. Bize anlatır mısınız? 15 Temmuz'dan önce nasıl bir hayatınız vardı ve 15 Temmuz hayatınızı nasıl değiştirdi? Eşim Hatice ve ben hizmet kurumlarında öğretmen olarak çalışıyorduk. 15 Temmuz'dan önce Ahmet Esat ve Mesut adında iki oğlum vardı. 15 Temmuz'dan sonra bir oğlumuz daha dünyaya geldi. Güzel, huzurlu, mutlu bir yaşamımız vardı 15 Temmuz hadisesine kadar. 15 Temmuz'dan sonra çalıştığımız eğitim kurumları kapatıldı. Beraber çalıştığımız iş arkadaşlarımız, idareci arkadaşlar hapse alınmaya başladı, gözaltına alındı. Ailelerinden haber alıyorduk. Arkadaşların ne durumda olduğunu, nasıl sıkıntılar yaşadığını biliyorduk. İşte alıp önce gözaltı, sonra hapse atılma. Gözaltında bazı arkadaşların çeşitli yaşadıkları sıkıntılar, işkenceler vardı. Tabii böyle her gün sağımızdan solumuzdan arkadaşlar alınıyor. Ve içeri alınma gerekçeleri çok komik. Yani dünyanın hiçbir yerinde gerçekte suç olmayacak sebepler içeri alınma ve hapse atılma sebebi oluyor. İşte mesela bankaya para yatırmaktan, hizmet kurumunda burada resmi olarak işte çalıştınız, bulundunuz. Hizmet hareketine gönül verdiniz, faaliyette bulundunuz. Yardımlarına destek olduğunuz gibisinden önlerine konulan komik şeylerle hapse atılıyor. Tabii birçok arkadaş gibi bizim de hayatımız değişti. O saatten sonra korku dolu anlar başladı. O güne kadarki hayat bütünüyle silindi. Yeni bir rota çizmeye başladık kendimize. Nasıl bir rota? Tamamen kimsenin bilmediği, kimsenin tanımadığı bir hayat tarzına geçiş oldu. Tabii sağımıza solumuza arkadaşlarla görüşüyorduk. Onların nasıl yaptıklarına bakıyorduk. Kendi evimizde kalmaz olduk. Kendi arabamızı kullanmaz olduk. Telefonumuzu kullanmaz olduk. Çocuklarımızı okula göndermez olduk. Çünkü bunların hepsi sizin polis tarafından yakalanma gerekçeniz. Ve hiçbir açıklama ya da sadece adet yerini bulsun diye bazı şeyler yerine getirilerek içeri hapse atılma durumu söz konusuydu. Biz de bunun üzerine tamamen kendi kimliğimizin dışında bir hayat yaşamaya başladık. Evimiz kendi evimiz değil, başkasının üzerine. Arabamız aynı şekilde, telefonumuz aynı şekilde. Hastaneden, çocukların eğitim kurumundan bilinen tüm haklardan mahrum kalacak şekilde bir hayat yaşamaya başladık. Bu ne kadar sürdü? Yaklaşık 2 sene. 18 Temmuz 2018 tarihine kadar bu şekilde bir hayat sürdük. Bundan sonra bu hayat artık çekilmez diye düşünüp yurt dışına çıkmaya karar mı verdiniz? Tabii yani çocuklarımızın yaşı ilerliyordu. İlk olduğu zaman olay olduğunda büyük oğlumuzu okula yazdırmıştık. Anaokuluna gidecekti. Bir arkadaşımızın okuldan dolayı alındığını öğrenince çocuğu okuldan aldık. O sene çocuğu okula yollamadık. İkinci sene de çocuğu okula yollamadık. İkisi de okul çağında. Çocuklar en temel haklarından mahrum. Düşündük, aldık, verdik nereye kadar böyle. Çalışmıyoruz. Birikmiş biraz öncesinde paramız var. Onu artık tüketmiş olduk. Çocuklarımızın hastane durumu oluyor. Hastaneye götüremiyoruz çocukları. Çünkü bunların hepsi devletin himayesinde olduğu için hastaneye gidiyorsunuz. Bir sigorta girişiyle birlikte hastaneden gelip sizi polisler alabiliyor. Hatta küçük oğlum 15 Temmuz'dan sonra dünyaya gelmişti. Yani o gün yani hiç unutamam. Normalde insanın çocuğunun dünyaya geldiği gün en mutlu günüdür. Biz o gün nasıl hastaneye gideceğiz? Nasıl hastaneden çıkacağız? Gittiğimizde eşim alınacak mı? Eşim adeta yalvarırcasına bana işte sen hastaneye gelme. Yani alınacaksam da ben alayım. İkimiz birden alınmayalım çocuklarımız. En azından senin çocukların başında kal. Yani bu duygu düşüncelerle hastaneye gidiyorsunuz. Hastaneye gittik. Doğum oldu, hemen giriş oldu. Sonrasında doğum olduktan sonra çıkmak istiyoruz. Doktorlar izin vermiyor. Ama
Siz orada çok dikkate almadan doktorları hastaneden kaçıyorsunuz. Neden? Çünkü birazdan gelip polisin sizi alma durumu var. Çoluğunuzun çocuğunuzun arkada kalma durumu var. Bu duygu düşüncelerle hastanedesiniz. Artık 2 sene her gün kapınızın çalınma endişesi. Hastane, eğitim, tüm özgürlüklerden, tüm temel haklardan mahrumsunuz. 2 sene sonunda artık eşinle konuştuk. Bu çocuklar, arkadaşlar dahi yok. Bir arkadaş edinemiyorlar. Çünkü dışarı çıkamıyor. Sadece bizler değil, çocuklarımızla bizlerle birlikte bir eve hapis olmuşuz. Çıkamıyoruz. Çocuklarla bizle birlikte özgür olamıyordu. Hani bu çocukların artık bir eğitim olsun, dışarı çıkalım, kendi özgürlüğümüz olsun, bir hayat kuralım. Bu çocukların bir arkadaşı olsun düşüncesiyle eşimle birlikte çıkma kararı aldık. Bütün bunlara sebep olan şey sadece o okulda öğretmen olmanız mı? Okulda öğretmen olmak bunlardan bir gerekçe. Ondan sonra bankada hesabımız vardı. Bankasıya para yatırılması. Belli zamanlarda bankadaki hesap hareketliliğinin artması. Hizmet hareketine gönül vermiş insanlarla birlikte bir araya gelmeniz. Adına sohbet dediğiniz ortamlara katılmanız. Onların eğitim kurumlarına gönüllülük hareketlerinde bulunmanız, yardımda bulunmanız. Bu yani dediğim gibi şu anda dünyanın hiçbir yerinde, hiçbir hukuk devletinde suç sayılmayacak sebeplerden dolayı içeri alındı insanlar. Bizden önce de aynı sıra arkadaşlarımız, masa arkadaşlarımızın alındığını görünce biz de tedbirimizi alıp saklanmaya başladık. Sonra bu çıkış meselesi nasıl oldu? Çıkmaya karar verdiniz. Bunu anlatabiliyor musunuz? Bizden önce çıkan arkadaşlarımız vardı tabii. Amerika'ya, Avrupa'ya gitmişlerdi. Onlarla irtibat halindeydik. Yani nasıl bir çıkış yaşadılar, çıktıktan sonraki durumları, bu zaman geçti. Hani biz bugün biter, yarın biter düşüncesiyle belki biraz acele etmedik ama ilerleyen zamanda bu tüm haklardan mahrum kalarak ve nereye kadar kaçacağını bilmeden her an bir yerde yakalanacaksın, derdest edileceksin, içeri atılacaksın. Arkadaşlarla konuşunca Avrupa'ya geçen, Amerika'ya geçen arkadaşlar kendilerine yeni bir hayat kurmuşlar. Yani hastanesinden okuluna, özgürlüğüne, istediği gibi hayatını rahat bir şekilde, özgür bir şekilde yaşayabiliyor ve çıkmaya karar verdik. Yine bizden önce çıkan arkadaşlar vesilesiyle bazı irtibatlar kurduk ve çıkmaya karar verdik. Yani dediler şu gün çıkacağız. Bugüne göre hazırlığımızı yaptık. Yani olaydan tam 2 yıl sonra, yaklaşık 2 yıl sonra yola çıktık. 18 Temmuz sabahı evden ayrıldık. Akşam Edirne sınırından, Türkiye'nin Edirne sınırından Meriç Nehri'nden Yunanistan'a geçmek için nehre yaklaştık. Yaklaşık 100 metre ileride Yunanistan sınırı var. Artık o tarafa geçince özgürüz. Oraya kadar gelince gerisinin artık bittiğini düşündük. Hatta eşimin kulağına eğildim, bota bindirdiler bizi kaçakçılar. Bot hareket ettikten sonra inşallah bundan sonra sıkıntılar bitti dedim. İnşallah dedi o da. Karşıya geçtik. Tam karşıda artık bitti. Ama böyle yüksek bir yer, oralardan çıkamadık. Kaçakçılar oradan tekrar nehrin ortasına doğru botu ittiler. Farklı bir yerden geçeceğiz diye. Sonra bot çalılıklara takıldı. Ters döndü. Sonra alabora oldu. Botun batacağını anladık, su almaya başlamıştı çünkü. Ben 2 çocuğumu yakaladım. Bir anda bot alabora oldu. Yaklaşık 200 metre kadar çocuklarımla birlikte sürüklendik. Eşim benden önde gidiyordu, görüyordum. Zaten yüzmeyi bilmiyor. Ben biraz yüzmeyi biliyorum. Çocuklar elimde. Her elimde bir çocuk var. Bir yere kadar mücadele edebildik. Sonra çocuklar elimden gitti. Ben de bir ağacın dalına tutundum. Hatice aşağılarda bir yerde bir ağaçtan tutunmuş.
Hatice'nin sesi geliyordu, yardım edin diye. Eşime bekle geleceğim diye söyledim. Ama çok değil, belki 10-15 saniye sonra, çok kısa bir zaman sonra Hatice'nin de sesi kesildi. Yaklaşık yarım saat orada bekledik. Çocuklar ve eşim gitmişti. Sonra Yunan tarafına geçtim. Büyük oğlum bulunamadı. Eşim ve diğer iki oğlum bulundular. 5-6 gün sonra Türkiye tarafına defnedildiler. Tabii ben bir daha görememiş oldum. O son görüşmemizdi. Cenazelerine katılamadım. Büyük oğlum halen bulunamadı. 2 ay, yaklaşık 2 ay nehirde kaldık. Arama çalışmalarında takip etmeye çalıştık yetkili kurumları. Oradaki balıkçılarla her gün gittik, görüştük. Oğlumu gördünüz mü diye. Zaman zaman yine Yunanistan'a gidip orada hem adli tıpta hem de balıkçılarla görüşüyorum. Oğlumun fotoğraflarını onlara vermiştim. Büyük oğlumu halen bulmayı arzu ediyoruz. Evet, Evet. çok acı, kusura bakmayın yani bunu tekrar size yaşattığımız için ama maalesef dünyaya bu zulmün duyurulması için bunların anlatılması lazım. Sadece bir öğretmen olduğunuz için, sadece devletin izin verdiği bir kurumda çalıştığınız için, sohbetlere katıldığınız için, devletin izin verdiği bir kurumdaki bankaya para yatırdığınız için bütün bunlar başınıza geldi. Ve sadece siz yalnız değilsiniz bu konuda. Binlerce insan, on binlerce insan bu mağduriyetleri yaşıyor. Dolayısıyla bunun duyurulması lazım, bunun anlatılması lazım. Ta ki insanlar bu zalimleri, bu işte gard eden insanları tanısınlar, bilsinler ve belki bu zulüm bu şekilde biraz daha durabilir veya daha erken durabilir diye ümit ediyoruz. Sonra şimdiki hayatınız nedir? Nasıl, ne yapıyorsunuz şu anda? Neredesiniz? Avrupa'ya geçtim sonra. Şu anda hayata tutunmaya çalışıyoruz. Bir dil kursuna gidiyorum. Dil eğitimini tamamladıktan sonra bu ülkede yeniden öğretmen olarak mesleğime devam etmek istiyorum. Biz, eşim de öyleydi, arkadaşlarımız, tanıdığımız arkadaşlar da öyleydi. Bulunduğumuz yerde insanlara hep yardımcı olmaya çalışan, faydası olmaya çalışan insanlarız. Bu ülkede de yine öğretmenlik yapıp gençlere, insanlığa elimden geldiğince, gücüm yettiğince yardımcı olmaya çalışacağım. Biz sadece kendimiz değil, çocuklarımızı yetiştirirken vatan, millet sevgisi, insan hakları, değerler, çevre temizliği, bunların hepsini çocuklarımıza öğrettik. Ama böyle bir kader birçok arkadaşımızın başına geldiği gibi bizim de başımıza geldi. Yanlış bir şey yapmadık. Vatanı, milleti sevdik. Bundan sonra da yine seveceğiz. Bulunduğumuz yerde insanlığa elimizden geldiğince yardımcı olacağız. Evet, ağır. Gerçekten ağır. Benim eşime ve çocuklarıma sebep oldular. Hukuk dairesi içerisinde yaşadığım müddetçe bunun hesabını sormak için elimden geleni yapacağım. Bugünlerin böyle gitmeyeceğine eminim. Bugünlerin değişeceğine eminim. Bunlara sebep olanlar bunun hesabını verecekler. Sonuna kadar elimizden geleni yapacağız. Hukuk çerçevesinde. Ama hiç kimsenin, hatta bize bu zulmü yapanların, buna sebep olanların dahi çoluğunun çocuğunun başına böyle bir şey gelmesini istemeyiz. Yalnız yaşadığımız müddetçe mücadelemiz devam edecek. Murat Beyciğim, bu kadar mağduriyetten sonra, bu yaşadıklarınızdan sonra hayata nasıl tutunuyorsunuz? Yeniden yeni bir hayata nasıl başlıyorsunuz? Bundaki motivasyonunuz nedir? Biraz bunu anlatabilir misiniz? Yani sizin gibi çok mağdur insanlar var. Belki onlara da bir yol gösterme adına güzel bir ümit olabilir. Estağfurullah. İnancımız,
Yani biz bir inanç uğruna yola çıktık. Sadece Türkiye'de değil, dünyanın dört bir tarafına gidip insanlarla bir olma, insanlara güzeli, iyiliği hem gösterme hem anlatma. Yolda sıkıntılar yaşayacağımızı en baştan biliyorduk. Yolun kaderi olarak bunu gördük. Bundan sonra da başımıza geleceğini yine gelebileceğini biliyoruz ama bizim meselelere bakışımızda en ufak bir değişiklik yok. Bize bunu takdir eden Allah, kader yazan Allah, biz inancımız gereği Allah'ın bunların hepsini planladığına inanıyoruz. Evet, normalde normal şartlarda farklı yerlerden, farklı ülkelerden insanlarla bir araya geldik, buluştuk. İnsanlar şu arkadaşlarımızın yaşadığı sıkıntıların çok az bir kısmını yaşasa bile belki dünyadan el çekmek istiyorlar. Ama bizim arkadaşlar bir mücadele, bir azimle devam ediyorlar. Bunun en büyük kaynağı, sebebi inancımız. Son nefese kadar da inşallah böyle gidecek diye düşünüyoruz. Çok teşekkür ediyorum Murat Bey. Ümit ediyorum inşallah yavrularınız, eşiniz şu anda cennettedir ve siz de onlarla cennette buluşacaksınız. Dinimiz, inancımız bize bunu söylüyor. İnşallah belki bu hafif bir teselli olabilir. Dediğiniz gibi şu anda en önemli şey Türkiye'de diğer mağdur ve mazlumların en azından kurtuluşu için mücadele etmek, gayret etmek. Ve dediğiniz şey çok önemli. Size bu zulmü yapanların bile yavrularının böyle bir mağduriyete düşmesini istememeniz çok büyük bir âli cenaplık. Çok teşekkür ediyoruz. Size yeniden bunları hatırlattığımız için özür diliyoruz ama ümit ederiz Türkiye'de bu zulümler bir an evvel biter. Ve yüz binlerce mağdur insan ve onların aileleriyle beraber milyonlarca mağdur insanın mağduriyetleri biter. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim böyle bir fırsatı verdiğiniz için. Normalde insan çıkıp o günleri yeniden hatırlamak istemiyor ama bunlar bu mücadelenin bir parçası olarak değerlendirdiğim için. Çünkü bugün halen binlerce insan Türkiye'de içeride, hapishanelerde ve bu insanların gerçekte dünyanın hiçbir tarafında suç sayılmayacak gerekçelerle içeride olduğunu biliyoruz. Her gün halen içeri alınan insanlar, arkadaşlar duyuyoruz. Geride kalan çoluk çocuklar var, hatta bazı çocuklar 3 yaşında, 5 yaşında çocukların anneleriyle birlikte hapiste olduğunu biliyoruz. Mücadelemiz devam edecek. Yanlış bir şey yapmadık. Biz bunu biliyoruz. Hem inandığımız gönül dostlarımız için bunu, yani bir pişmanlığımız yok. Kaderimizden razıyız. Kadere bize takdir edenden razıyız. En ufak bir pişmanlığımız yok. Bugüne kadar hangi sahiplerle bu mücadeleyi verdiysek bundan sonra aynı şekilde devam edeceğiz. Ama hem kendi arkadaşlarımız hem de dışarıdan bizi dinleyen gönül dostlarımız şunu bilmeliler. Halen Türkiye'de zulüm devam ediyor. Elimizden geldiğince mücadeleyi vermemiz lazım. Zor olsa da, acı olsa da bu mücadeleyi vermemiz lazım. Bugüne kadar neler gelmiş geçmiş, bu devran elbet dönecek. Bize bunu yapanlar, buna sebep olanlar hesabını verecek. Zerre miktar bundan şüphemiz yok. Tekrar teşekkür ediyorum bu imkanı verdiğiniz için. Teşekkür ederiz. Sağ olun. İyi günler. İyi çalışmalar.